Organik beslenme artık hayatımızda moda olmaktan çıktı. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyor ve bir firmaya gidiyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Ardahan'dan sesleniyoruz. Sektörün farklı bir noktasına konuk olduk. Arda Grup AŞ'deyiz. Yanımızda firmamızın sahibi ve yönetim kurulu başkanı beyefendi Orhan Gökdemir bulunmakta. Bakalım kendileri faaliyetlerinden, çalışmalarından bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Orhan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Ardahan Merkez Hoşman Hacı Ali Köy'e hoş geldiniz. Evimize çıktığımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür Şeref ederiz. Verdiniz. Çok sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben de ailenize, şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi Orhan Bey, siz farklı 3 dalda hizmetleriniz var. Yönetim Kurulu Başkanısınız. Arda Grup AŞ'nin. Şimdi hizmetleri konuşacağız ama sizi bir önce tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Orhan Gökdemir kimdir? Evet. 1969 Ardahan, şu anda bulunduğumuz Hacer Köyü doğumluyum. İlkokulu burada bitirdim. Orta öğrenimi Manisa Turgutlu'da tamamladım. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. Evet. 11 yıllık bir bürokratlık hayatımdan sonra istifa ettim. Özel sektöre kendi işimi kurdum. Evet. Arda AŞ kurdum. Ne zaman hayata geçti? Arda AŞ 1997 yılında kuruldu. Evet. Kurulur kurulmaz da kendi sektöründe Avrupa'ya bir sene içerisinde ihracat yaptı. Evet. Dolayısıyla ülke ekonomisine de döviz ciddi bakımında bir katkı sağladınız. Daha sonra tabii bizim 3 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sanayi, inşaat ve tarım hayvancılık. Evet. Şu anda bulunduğumuz çiftlik modern anlamda 2010 yılında kuruldu. Evet. Daha önce de köyümde, her ne kadar gurbette de olsak, biz köyümüzde irtibatımız devam ediyordu. Ailem burada, babam buradaydı. Ben gelip gidiyordum. Ama bildiğimiz mahalli geleneksel hayvancılık yapılıyordu. Evet. Burada siz bunu biraz daha modernleştirdiniz. Evet, bölgenin en modern çiftliklerinin bir tanesini kurduk. Burası kaç dönüm bir arazi? Bayağı büyük bir alanımız dönüm. Var. Çiftliğin bulunduğu yer 3,5 dönüm. Tabii bizim 500 dönüm civarında bir arazi. Evet. Onun 250 dönüm üzerinde ekilebilir. Ekilebilir. Ekiliversen ekip içtiğimiz bir arazi. Neler ekiyorsunuz? Daha çok burada fik, yonca, arpa, evet, buğda ve tabii çayırlık alan ot. Evet. Yani ot o ekilip içilen bir şey değildi. Ot çaylarda, hı-hı, doğal olarak sulamayla elde ediliyor. Evet. Ama ağırlıklı olarak burada bizim kaba yem olarak kullandığımız yonca, fik, arpa ve buğda. Evet. Peki şimdi Orhan Bey, hayvancılık önemli. Kesinlikle. Onları yetiştirmek, büyütmek, belli bir seviyeye getirip sonra satış anlamında hizmetleriniz var. Buradaki işleyişte ne cins hayvanlarımız var? Büyükbaş. Veterinerler sürekli kontrollerini yapıyorlar mı? Şimdi tabii sürekli kontroller yapılıyor. Çiftliğin veterineri var. Periyodik olarak veterinerlik ilminin gerektirdiği, evet, ne varsa o şekilde kontroller yapılıyor. Ne cins hayvanlar 2011 var? 2011 yılının başında biz Avusturya'dan simental cinsi gebe düveler getirdik. Yaklaşık 5 yılın üzerinde, 6 yıl burada ciddi manada hem bu bölgenin hayvan ırkını değiştirdi. Evet. Katkımız oldu. Fakat daha sonra süt, tabii bu hayvanlardan bir süt üretiyorduk. Etle birlikte, yani erkek buzağlar beslenip kesiye, evet, gidiyordu. Evet. Ankara'daki çiftliğimizde kesime gidiyordu. Dişi hayvanlar da damızlık olarak yetiştirildi. Burada süt üretiliyordu. Fakat maalesef süt bu bölgede geçen sene süt sattığımız firmalar yaklaşık olarak 60 kuruş, 70 kuruş, yani 670 700 kuruşa falan, evet, düşürdüler. Zaten maliyeti bize 1 liranın üzerindeydi. Bütün gayretlerimize rağmen bunu suistimal edildiğini fark edince biz maalesef buradaki damızlıkları Ankara'daki çiftliğimize taşıdık. Evet. Burayı besiye çevirdik. Yani. Evet. Peki. Şimdi burada hayvanlar lokasyon olarak merkeziniz bura. Burada yetişiyor. Burası şu anda besiç çiftliğine dönüştüğü için, evet, geçen sene burada hazırlanıyor. İşte Ardahan'ın 1600 çeşit bitki florası var. Bunun yaklaşık 300'ün üzerinde çiçektir. Buralarda 3 ay, 4 ay buzağlar 3 ay sonra sütten kesildikten sonra işte meralarda yayılıyor. Yayılıyorlar. Yani doğal olarak tam karkasını elde ettiğinde ondan sonra biz çiftlikte besiye alıyoruz. Son 4 ayda da Ankara'ya sevk edip Ankara çiftlikte de bir 4 ay, 5 ay orada da besledikten sonra maksimum 6 ay
Orada da kazanma ezberlerine kesime geçiyor. Kesime geçiliyor ve dağıtım var. Anlaşmalı olan işte borsa etler var. Borsa var, et otlancıları var, evet, kasaplar var. Onlara ulaşıyor. Evet, peki, gayet güzel. Sizin diğer başlıkları alalım. Hemen kısaca bir derleyelim, toplayalım. PVC hizmetiniz var. Bir de inşaat sektörünüz. Evet, Ankara İvedik Organize Sanayi'nde PVC pencere üreten bir fabrikamız var. Hem Türkiye genelinde hem de Avrupa'ya ihracatını yaptığımız, evet, kendi içinde iyi bir firma. Evet. Bir de inşaat. İnşaatlarımız nerede? Ankara'da. Hangi bölgede devam ediyor? Şu an Altındağ'da devam eden inşaatlar. Altındağ'da. Evet. İyi gidiyor çalışmalar. Zaman, ne tip proje bir? 3 artı 1, 2 artı 1 ne tip daireler yapıyorsunuz? Valla çoğunluk 3 artı 1 ile 4 artı 1. Biz, evet, diğer şeylere pek girmiyoruz. 2 artı 1'lere falan. İşte yani yeni moda olan, evet, 1 artı 1, 2 artı 1 ile pek girmiyoruz. Bizim, evet, müşteri kitlemiz belli. Taleplere göre arsamızı kendimiz alıp kendi arsamızı inşaatlarımızı yapıyoruz. Gayet güzel. Yani insanlara yaşanabilir, hoş, aynen öyle, ferah, güzel, evet, geniş daireler yani insanların yapıyorsunuz. Yaşadığı bölgenin, o bölgenin insanı ne istiyorsa, coğrafi yapısı, oraya insan yapısına o bölgenin göre en iyi konutlarını yapıyoruz. Evet. Az yapıyoruz, öz yapıyoruz. Evet. Taleplere karşı şekilde yapıyoruz. Peki, başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Son olarak da bir teşekkür alalım tabii. Sizi destekleyen, tercih eden konuklarınıza, şirketinizi sürekli tercih edenlere bir teşekkürünüz ve son sözünüz. Ben de sizin vasıtanızla müşterilerimize, tedarikçilerimize, Ardahan'ımıza, Ardahan'ın hemşehrilerimize ki bu çiftliği Ardahan'ın katılmasına katı bulunsun diye, evet, kurduk. Gerçekten güzel hizmetlere de vesile oldu. Bütün hemşehrilerime, Ardahan'da yaşayan, Ardahan dışında yaşayan, yurt dışında yaşayan bütün hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Buna vesile olduğunuz için size ve sizin şahsınızda tüm ekibinize ve Kaşgar TV'ye de teşekkür ediyorum. Peki, biz de size teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ailenizle, çalışanlarınızla ben size başarılar diliyorum. Ülkemize kattığınız değerli hizmetleriniz de önemli. Sonuçta hem ülke ekonomisine katkı sağlıyorsunuz hem bölgedeki insanlara iş istihdamı sağlıyorsunuz. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Çalışmalarınız iyi gidiyor zaten. Başarılar diliyorum ben İnşallah size. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Ardahan'dan, merkezden, farklı bir sektörden bahsettik. Arda Grup AŞ'den yönetim kurulu başkanımız ve firma sahibimiz beyefendi Orhan Gökdemir'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.